Selamlar, iyi akşamlar herkese. Kanalıma hoş geldiniz, evime hoş geldiniz arkadaşlar. Para konuşalım, ekibini toplayalım dedik buraya. Mert Başaran'la bir de YouTube yayını yapalım dedik. Birkaç haftadır siyasi gündemlerden, üzücü gündemlerden, yeni yıl gündeminden programımızı gerçekleştiremiyoruz. Mert Başaran'ı özlemişsinizdir diye biraz aslında para konuşalım ekibini buraya toplamak istedik. Umarım her şey yolundadır. Mert Bey yoldan bağlanıyor. Bir yolculuk halinde. Beni kırmadı, sizleri de kırmadı. Ve öyle bir yayın gerçekleştireceğiz. Mert Beyciğim, alalım Mert Bey yanımıza Büşra'cığım. Merhaba, nasılsınız? Melisa Hanım, iyiyim. Böyle bir fırsat bir yer çıkmıştı. Dün gece atladım geldim bir şehir dışına, Manisa taraflarına. Şimdi de dönüyorum. Kısmetse işte yoldayım. Saat 3 gibi İstanbul sularında olacağım. O sırada da böyle yoldayken öyle müsait bir zaman yakaladım. Köşeye çektim bir benzinciye. Ondan sonra programa bağlanıyorum. O yüzden hani görüntü kalitesi düşükse herkesten özür dilerim. Evet, özür diliyoruz ama zaten Mert Başaran'ın söyleyecekleri, sorularınıza vereceği cevaplar çok daha önemli biliyorsunuz ki. O yüzden hız kesmeden başlayalım. Tabii bu yol sürekli yolculuk halinde Mert Bey ve ben biraz endişe ediyorum aslında gerçekten. Yani sürekli yolculuk halinde olmanın yorgunluğu da var ya, aman dikkat edin, öyle başlayalım. Şimdi direkt olarak soruları da geçebiliriz. Birazcık yorumlar da yapabiliriz diye düşünüyorum ama sorular üzerinden belki haber akışlarını da paylaşalım. Hem sizlerin sorularını daha çok cevaplamış oluruz. Öyle düşünüyorum açıkçası. Şimdi hangi konuyla başlayalım diye şöyle bir göz atıyorum. Demişler ki Mert Beyciğim, Yasemin Sezer Hanım demiş ki BES fonu bu aralar altın fonu ağırlıklı mı, hisse fonu ağırlıklı mı olmalı sizce? Şöyle ses biraz gitti ama BES fonu Bir daha söyleyeyim. Tabii internet kaynaklı. Altın fonu dedi. Ondan sonrasını kaçırdım. Ne dediniz? Ondan sonra biraz böyle bağlantılı arada şey oluyor. Yoldayım durdum ama ona rağmen buraları demek ki çok çekmiyor. BES fonu mu, altın fonu mu ağırlıklı, hisse fonu mu ağırlıklı bir sepet yapılmalı diye sormuşlar. Yani bu sene altın iyi olacak gibi gözüküyor ama aynı şekilde sene sonuna doğru hisse senedi fonu da iyi olabilir. Yani şöyle yapabilirler, 3-4 ay belki 3 ay seçime kadar altın ağırlıklı ama seçimden sonra biraz daha hisseye doğru dönebilir. Ama yani altın hep olsun, %50-50 ise mesela bu aralar %70 altın olsun, %30 hisse olsun ama sene sonuna doğru %50-50'ye geçebilirler. Şimdi son zamanlarda bu özellikle bu bir hafta içerisinde doların artışını da çok konuşmaya başladık ve sonra seçim sonrası hikayeleri, senaryoları bir kez daha gündeme gelmeye başladı. Biliyorsunuz Mert Başaran her zaman doların enflasyonu olduğunu söyler. Bunun da muhtemelen altını çizecektir tekrar ama seçim sonrası ve seçim öncesi sizce çok büyük bir farklılık yaratacak mı? Şöyle ben size sorayım, bunu izleyenlere sorayım. Şimdi değerli arkadaşlar, asgari ücret %50 arttı. Yani asgari ücretin %50 artması ne demek? Basit mantıkla böyle hiçbir şey bilmeyen bir insan olarak şunu düşünüyorum ben. Eğer devlet asgari ücreti %50 arttırıyorsa demek ki enflasyon %60-70'tir. Çok basit yani. Şimdi %50 asgari ücret artıyorsa, asgari ücret kadar dolar artsa bile biz para kazanmayacağız. Ama asgari ücret kadar doların artması demek %50 demek. %50 de şu an 45 liraya tekabül ediyor. Oradan şunu çıkaralım o zaman. Dolar olur da 45 lira olursa böyle her yer dolar uçtu, dolar kaçtı dediğinde şunu anlayacağız. Aslında dolar asgari ücret kadar anca artmış. Hele bir de dolar 40 falan kaparsa böyle dolar uçtu, 40 lira oldu dediğimizde aslında dolar enflasyonun %30 hatta altında olacak. Dolayısıyla doların 40 lira olması bize acayip para kaybettirecek. Doların 45 lirası olması yıl sonuna kadar bize az para kaybettirecek. Dolar 50 falan olursa anca paramızı koruruz. Dolar 60 falan olursa para kazanırız. Bunu iyi anlamak lazım. Bizim vatandaşımız şunu anlamıyor. Dolar 30,5 olduğunda of çok kazandım. Dolar 31 olduğunda of çok kazandım diyor ama aslına bakarsanız asgari ücretin %50 arttığı bir yerde doların bunun altında artması paramızı erittiğini gösteriyor. Dolar ise dolar 40 lira olması çok olası. Bence de olması lazım. Gayet sağlıklı. 42 de olabilir. Ama hani 45'in altındaki her rakam vatandaşa yıl sonuna kadar diyorum paranın kaybolduğu demek. Asgari ücretten artan bir şeye siz para yatırıp asgari ücretten az kazanarak mutlu oluyorsanız ben bir şey diyemeyeceğim. Yani asgari ücret daha ne diyeyim yani, hani başka bir şeyle karşılaştırmıyorum. Asgari ücret kadar az artan bir varlık kadar bile az artan bir
dolara para yatırıp ay ben çok kazandım diyorsanız demek ki sizin finansal okurluğunuzda, okuryazarınızda bir problem vardır diyorum. Dolayısıyla anca dolar %50'nin üzerinde %60-70 kazandırırsa, o da işte yaklaşık 50 liralara falan gelirse yıl sonu bir para kazanmış olursunuz ya da en azından enflasyonu kurtarırsınız. O da olur mu bilmiyorum. Çoğu araştırma şirketinin raporları 33, 38, 37, 40 falan diyor. Dolayısıyla yani 42 bile olsa biz bir para kazanmayacağız. Dolayısıyla olabilir mi? Bence olması lazım ve olacaktır da yani. Hani sağlıklı olan ekonominin asgari ücret kadar ya da enflasyon kadar artması. Bunu zaten bir tane iş insanı söyledi. Önemli biridir hatta. Şimdi ismini unuttum. Yabancı, ya yabancı derken işte ismi, farklı bir ismi vardı. Unuttum şimdi ismini. Şey dedi. Yani dolar abarttı tabii de. 60 lira olmadan dedi biz rekabet edemiyoruz dedi. O da abartmış tabii de. Ama sonuçta işverenler şu anda doların 40-45 lira olmasını hedefliyor ki asgari ücret en azından başa baş artsın ki bizim üretimimiz durmasın, sanayimiz bitmesin diye. Dolayısıyla dolar işte gördüğünüz gibi asgari ücret kadar artmayan zavallı bir ürün. Para, kağıt parçası. Her zaman konuştuğumuz gibi. Şöyle bir soru var. Borcum var, ödeyecek gücüm de var ama faiz mevzusu yüzünden kredi çekip borçlarımı kapatmalıyım. Yoksa devam etsin mi? Yeni başladı kredi gibi. Halihazırda bir kredisi de var zannediyorum Baran Bey'in. Soruyu tam olarak anlayamadım ama yani hep aslında programda da konuşuyoruz ya, kredi çekmek ne denli mantıklı mevzusu ya da krediyi öderken yapılacak strateji nasıl olmalı konusunda Baran Bey böyle bir soru yöneltmiş. Evet, şey orada faiz çok önemli. Baran Bey bir dahaki programda faizini yazsın. Eğer şimdi benim bir kredim var, hep söylüyorum. 0.90 da almıştım. Bundan yıllar önce 2015'te almıştım. Param var mı? Var ama kapatmıyorum. Kapatmayı da düşünmüyorum. Banka beklesin diyorum. Çünkü 0.90 demek yıllık %10 demek. Yıllık %10'la bana kim para verirse ömür boyu kapatmak istemem yani. Bana bugün siz de veriyorsanız Melis Hanım %15'te hayat boyu kapatmam yani. Banka bana %10'la vermiş ama %60'la 70'le veriyorsa kapatması lazım. Kaçla aldığı önemli. Yıllık total maliyetine baksın. Şu an eğer total maliyeti %30-35'lerdeyse kapatmazsa %15-20 oturduğu yerden para kazanır ama %60'lara varan bir maliyeti varsa kapatsın. %60 yüksek bir oran. Oran önemli. Süper. Diyor ki Fatih Bey, Türkiye tarafında en erken ne zaman faiz indirimi bekler Mert Bey? Bu arada şeyi de söylersiniz. Kaç kişi şu anda izliyor onu da söylersiniz. Merak ettim. Heyecan yaptı. Bak yolda bu kadar durdum. İzleyen kaç kişi var diye. Şu an 500 kişi izliyor Mert Beyciğim. Bence hiç fena değil bu saate göre. Ben kanalı bir şey olarak kullanamıyorum göre de. Gayet iyi durumdayız yani. Süper. Soğuk ve şehirler arası yollarda demek ki ben bizlerle olan insanlar çok teşekkür ederim. O kadar çok konuştum ki soruyu kaçırdım ya. Soru neydi? Rezil oldum ya. En erken ne zaman faiz indirimi bekliyorsunuz Türkiye için? Fatih Bey sormuş. En erken ne zaman bekliyorum? Şimdi bu haftaya büyük ihtimalle bir 25 puan yani 250 bas puan bir arttırım olabilir veya seçim olacak diye olmayabilir ama herhalde sonuna doğru geldik. Büyük ihtimalle faiz indirimi seçim sonrasında olur gibi geliyor. Bir seçim biter. Seçim bittikten sonra Amerika'daki pozisyon beklenir. Amerika'da da büyük ihtimalle Mayıs, Haziran gibi olma ihtimali. Amerika indirmeye başladıktan sonra Amerika indirdiğinde paranın değeri bir tık daha farklılaşacağı için, çünkü paranın değerini faiz oranları belirler. Türkiye'de ondan sonra arkasından gelir. Yani benim tahminim yani iyi senaryoda, çok iyi senaryoda diyorum Mayıs. Ama kötümser senaryoda ve gerçek senaryoda Haziran, Temmuz gibi Amerika'yı takip etmek lazım. Amerika ben indiriyorum dedikten sonra biz de artık indirmeye başlarız gibi geliyor. O döneme kadar piyasalar böyle biraz yatay gider. Ama ondan sonra güzel fırsatlar demeyeyim de fırsatlar şimdi olur da ondan sonra güzel artışlar olabilir. Şöyle bir soru var. Semra Hanım yöneltmiş. Gram altın bu yıl bizi enflasyondan korur mu diyor? Bence koruyacaklar arasında bir tanesi. Yani şu anda 46, 47, 45 hatta veriyor banka faizi. Yani şimdi %30-35 dolar artsa, %10'da 10 sat artsa ki öyle gözüküyor, olur bunlar gibi gözüküyor. Altın sanki biraz daha olumlu olacak gibi mevduata göre. Yani mevduatta altın başa baş gider gibi. Yani yıl sonunda mevduat altında böyle 2.800-3 arası görürsek gayet normal. Yani %100 korumasa bile hafiften
koruyacak gibi ama tabii yine de hiçbir şey çok korumuyor. Maalesef hiçbir şey çok korumuyor. Çünkü neden korumuyor? En büyük sorun Türkiye gibi ülkelerde enflasyon gerçek enflasyon değil. Yani açıklanan enflasyonlar şu an 50 de açıklansa, 60 da açıklansa hepimizin hissettiği enflasyon daha farklı olduğu için dolayısıyla yine de yani altın bir tık dolara göre ve diğer varlıklara göre daha iyi olmakla beraber hiçbir şey çok fazla korumuyor. Bitcoin hariç onu sonra konuşuruz zaten. Aslında şimdi onu soracaktım. ETF'ler onaylandı geçtiğimiz hafta içerisinde ama zaten fiyatlamıştı uzun bir süredir. Daha doğrusu haberleri fiyatlar her zaman piyasalar. Zaten fiyatlamıştı. Şimdi ETF hacimlerinin büyümesiyle tabii ki orada değişiklikler olacaktır ama bu alım fırsatı mı diye merak edenler elbette ki oluyor. Sizce nasıl bir yön var Bitcoin'de? Şu an sepet yapan bir izleyicimiz var diyelim. Alsın mı Bitcoin'e sepetini eklesin mi sizce şu an? Şimdi ben tedbirli bir adam olduğum için hatta 48'ken şunu yazdım Twitter'ımda. Yani o kadar hızlı ve o kadar beklenti fazla alınarak arttı ki buradan bir beklenti olumlu gelirse her şey olumlu geldiği bir satış gelebilir dedim ve geldi. Dolayısıyla biraz tedbirli olmak lazım. Benim grafiğimde hala böyle çok aşırı düşmüş gözükmüyor. Hala o kanalın üst tarafında. Tabii bu illa o noktaya gelecek diye bir şey yok ama ben ucuz almayı severim. Ya yani benim hedefim biraz fazla kötümser demeyelim ama grafikte böyle bir 32, 33, 35 civarına gelirse benim böyle içim daha rahat eder. Kanalın altı şu an kanalın üst tarafında. Hatta Instagram'da da paylaştım. Bugün Twitter'dan da sonra paylaşırım. Dolayısıyla tabii bu demek değil oraya gelecek. Gelmeyebilir. Ama gelmezse çok güzel bir şey kriptosu olanlar için ama her zaman düşük fırsatı beklemek lazım. Sonuçta ben böyle bu dönemlerde böyle çok beklenti alındığı için böyle bir süzülme olursa böyle o dediğim rakamlara gelirse daha gönül rahatlığıyla almak mantıklı. Biraz daha yataya girip aşağılarda fırsat bir yerde almak daha iyi. Ama yok yani benim acelem yok her türlü her rakamdan alırım diyen için bir şey diyemeyeceğim. Ama hani biraz kanalın üst tarafı gibi korkutuyor beni biraz. Aynı şeyi düşünüyorum ben de bu arada. Peki gümüş için ne dersiniz? Gümüşü de sormuş Erol isimli izleyicimiz. Gümüş de aynı şekilde altına bağlı. Altında çok korelasyon yani. Altında çok böyle paralel gidiyor. Altın daha hızlı koşuyor, gümüş daha yavaş koşuyor ama çok benzer gidiyor. Altın ve gümüşü de beklentisi şu anda Amerika'daki faiz düşüşü. Amerika'daki faiz düşüşü ne kadar? Altında da gümüşte de böyle çok aşırı belki sert hareket olmaz ama onu fiyatlayacaklar. O beklentiye doğru gümüş işte yavaş yavaş dolar bazı yukarı bir %20, %30 belki daha gidebilir. Altın da aynı şekilde işte tarihi zirvesi 2080 hatta 2130'u gördü. Oralara doğru gidebilir. Çok böyle şey gibi düşünüyorsun. Düşünüyorum ben bunları. Uçağın taksi pozisyonu gibi yani. 2000'lerde altın durdu. İşte gümüş de işte 23-24 civarlarında böyle sürekli gidip geliyor. Bir yukarı çıkıyor bir aşağı iniyor ama böyle oralarda böyle yatayda güç topluyor. Dolayısıyla böyle bu civarlarda uzun vadeli toplayanlar Amerikan Merkez Bankası faiz düşürdüğünde altın 2300'e belki ons olarak gittiğinde gümüşte de belki 28, 29, 30'lar görülebilir. Gümüş bir tık daha altına göre daha riskli, daha hızlı gidiyor, daha hızlı düşüyor. Dolayısıyla altın ve gümüş arasında hani öyle bir fark var. Altın böyle daha güvenli liman gibi, gümüş daha hızlı gidiyor, daha hızlı düşüyor. Gümüş çok trade fırsatı veriyor. Altın o kadar vermiyor ama gümüş bir gidiyor, bir 21'e düşüyor, bir 25'e çıkıyor, bir 21'e düşüyor. Böyle gümüşte al satta iyi para var. Hani gümüşte eğer illa al sat yapanlar varsa bunu takip etsinler. Sizin sepetinizde var mı gümüş Mert Beyciğim? Var. Ama benim daha ağırlıklı altın. Niye altın? Çünkü ben merkez bankaları altın alıyor diye altını daha güvenli görüyorum. Ondan sonra yeteri kadar zaten riskli varlıklarım da olduğu için kriptom %7-8 civarı var. İşte hisse senedim var. Bir yerde de risksiz bir şey mi olsun diyorum. O da altın daha çok var. Ama hani gümüşte yani %7 %8 mesela portföyümün altınsa işte %2-3 de gümüş oluyor. Gümüşü niçin alıyorum? Gümüş böyle az param olduğunda yani bu paraya da altın alınmaz artık dediğim paralarla. Hani gümüş fakirin altındır derler. Çok doğru. Ve paramla böyle altın bir gümüş biriktiriyorum. Gümüşüm çoğaldığında altına çeviriyorum. Öyle bir mantığım var benim. Kutay Bey diyor ki araba almak için en uygun zaman nedir sizce? Araba almak için en uygun zaman arabanız var mı yok mu o önemli. Eğer hiç arabanız yoksa bu dönemler önümüzdeki 3-4 ayda dahil olmak üzere güzel fırsatlar geliyor. Çok güzel fırsatlar geliyor. Hatta bana da geliyor böyle ama ben frenliyorum kendimi, nefsimi frenliyorum. Arabamdan memnunum ama 2005 model arabam var. Devamlı beni tahrik ediyorlar. Şunu bir 2010 yap, 2012 yap falan filan. Dolayısıyla çok güzel fırsatlar geliyor. Bu dönemler yani ucuz mal almak için çok güzel fırsatların geldiği dönemler. Dolayısıyla eğer arabanız yoksa ve ihtiyacınız varsa ucuz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ama arabanız varsa ve memnunsanız da yani arabayı revize edip de böyle bir upgrade etmek için de çok takıntılı olmaya gerek yok. Çünkü arabalar artık eskisi gibi para kazandırmayacak. Araba artık
normal bir yatırım aracı olmaktan, yani normal ülkelerdeki bir yatırım aracı olmaktan çıkacak, normal kullanım amaçlı bir ürün olacak. Dolayısıyla ihtiyaç varsa alınabilir ama çok ihtiyaç yoksa da arabayı böyle çok revize edip süper arabalar almaya gerek yok. Araba dediğimiz şey, Amerika'da bir söz vardır, tenekedir. Araba bir tenekedir, yatırım değildir. Sonuçta dolar gibi bir şey yani. Benim için o da yatırım değil. Sonuçta kullanmak için alın, kullanın, keyfine sürün. Ama çok da maliyle şey, MTV'ler falan da çok pahalı. Araba, mesela ben 2005 olduğu için araba acayip az MTV ödüyorum. Mesela benim arkadaşım yeni aldı, inanılmaz MTV ödüyor. Yani 2005 ödediğiniz parayla sıfır aldığınız ödediğiniz araba da farklı. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar sağlam, temiz, doktordan, böyle titiz, böyle düzgün insanlardan, araba sahibinden bulursanız alın. Acele etmeden tok satıcı, şu anda tok alıcı olma dönemi. Tok satıcı değil, tok alıcı dönemi. Yani kafanızda bir arabayı belirin, bu arabayı bulursam alın deyin. Acele etmeden bekleyin. Elbet 3 ayda çıkar, 4 ayda çıkar yani. Beytullah Bey de yılın ilk çeyreğinde hisse senetleri sepetleri yapmak mantıklı mı diye sormuş. Eğer borsadan anlıyorsanız ve sabretmeyi seviyorsanız kesinlikle mantıklı. Zaten şu anda yabancılar da dahil, Bank of America veya büyük şirketler dahil sürekli Türkiye'den ucuz ucuz hisse alıyor. Çünkü Türk müşterisi sıkıldı, gitmiyor 2 aydır, 3 aydır, ben bu borsayı sevmedim, yeteri kadar oynatmıyor bu borsa, eski günler gibi değil diye satıyor. Bir sürü insan çıkıyor, yabancılar alıyor. Şu an işte akıllı adamların 6-7 ay boyunca, 8 ay boyunca çok güzel bir dönemi var böyle. Her ay maaşıyla 3 bin lira, 5 bin lira alıp köşeye atanlar, iyi şirketleri önümüzdeki 6-8 ay sonra, hatta seneye yılbaşında güzel karlar etme ihtimali çok yüksek. Şu an konut olsun, araba olsun, hisse senedi olsun, ucuzken toplama, sıkışanlardan, sıkılıp satanlardan alma dönemi bu hisse senedi için de geçerli. Ama iyi hisse senedi seçmeye özen gösterin. Bu arada aslında şöyle de bir soru var. Konut piyasası ile ilgili Esra Hanım sormuş. 2024 yılı için görüşünüz nedir? Arabayı konuştuk zaten. O aracı da sormuş ama konut piyasası 2024 öngörüsünü alabilir miyiz sizden? 2004'te de bu faiz oranları böyle yüksek olduğu sürece konutta böyle bir ralli olmaz, hızlı artış olmaz. Dolayısıyla konut böyle hafiften sürünecek, aynı borsa gibi. Dolar bazı böyle hafiften geriye gelecek. Dolayısıyla özellikle seçimden sonra olur da dolar böyle 40'ı falan, 38'i falan görürse, sizin eve ihtiyacınız varsa o evi pazarlık yapıp alabilirsiniz. Böyle fırsatlar çıkacak. Yani önümüzdeki 6-8 ay, hatta 1 yıl konutta fırsatların, TL bazı düşüş değil ama dolar bazı fırsatların, dolar bazı hafif düşüşün olacağı bir dönem, ki zaten bunu görüyoruz zaten. Yani işte bir örneğim var, Ataköy'de 120 bin dolarlık ev şu an 100 bin dolara düştü, bir artı bir daire var. Bundan yaklaşık bir, ya seçimden önce dolar 20 lirayken 2,5 milyona satılıyordu, bugün 3 milyona satılıyor. Ev arttı mı? Arttı ama dolar kadar artmadı. Dolayısıyla dolar bazı varlıklar, özellikle altın bazı daha da avantajlı, altın bazı %30 düştü. Yavaş yavaş böyle ufak ufak sinyaller, böyle alım sinyalleri verecek noktalara gelecek. Özellikle bir çalışma yapacağım, yakın zamanda paylaşacağım. Metronun yapılacağı yerlerde, daha önce metro yapılan yerlerde çok ciddi artışlar olmuş. Metro durağı olacak yerlerde, ben onu açıklayacağım şimdi, İBB'nin vesaire araştırmasını yaptım. Yer alırlarsa daha da hızlı artıyor. Yani normal piyasa %100 artarken metro yapılan yer %150-200 yapıyor. Dolayısıyla yatırım için böyle küçük küçük daireleri metro yapılan yerlerde alırlarsa çok faydasını görürler. Bu arada çok fazla soru geliyor programımızdaki gibi. Çok teşekkür ediyorum izleyicilerimize. Mert Bey adına da aynı şekilde. Çok hızlı akıyor akış. Olabildiğince sormaya çalışacağım elimden geldiğince sizlerin sorularını. Burak Bey, 2024 için yabancı teknoloji fonları mı yoksa yerli endeks fonları mı diye sormuş. Ya çok zor bir soru. Bence ikisi de olmalı. Çünkü yabancı da daha gidecek gibi. Yani Nasdaq daha 16 bini görmedi. 16 bini gördükten sonra, faiz düştükten sonra bir 18-19'u görebilir. Dolayısıyla bence yani çok farklı ikisi de. Bence ikisi de olmalı. Yani Nasdaq benim için altındır. Altından da iyidir hatta. Altın gibi bir şeydir. Mutlaka hesabınızda dursun. Dolar artar, Nasdaq artar, fonunuz artar. Dolar düşer, Nasdaq'ın kendisi artar, yine artar. Dolayısıyla iki yerden besleniyor. Dolayısıyla o çok karlı. Ama Türkiye endeksi biraz daha TL bazı olduğu için o biraz daha riskli ve biraz daha sabır gerektiriyor. Yani AFT veya yay fonu gibi Nasdaq ağırlıklı fon alanlar her gün kazanabilir. Çünkü dolar da ufak ufak artıyor. Ama hisse senedi fonu biraz daha sabırlı yatırımcıya, daha uzun vadede daha çok kazandırabilir, daha sert artabilir. Ama hani gümüşle altın arasındaki fark gibi yani. Demin anlattım yani. Nasdaq altınsa Türkiye borsası gümüş. Genç izleyicilerimiz burada da varlar. Murat Bey 18 yaşındaymış. Uzun vade portföyü oluşturuyorum. Yüzde kaç fonlarda, yüzde kaç hissede olmam mantıklı sizce diye sormuş. 18 yaşında bir arkadaşımız.
yaşındaysan bence 18 yaşındaysan bence çoğunluğu fonlarda olsun. %70 falan fonlarda olsun. %30'u da eğer çok risk seviyorsan, yaşın da genç, böyle bedelsiz beklentisi olan, sermayesi düşük, koşarsa daha hızlı koşacak, ama üzerse de hafiften üzebilecek, ama getirisi yüksek olacak. %30 orada. Biraz %30 riskli, bedelsiz beklenti. Lise senetleri, onların listesi internette var, bulabilirsiniz. Onlar çünkü çok hızlı gidebiliyorlar, ama riskleri oluyor. %70'de böyle daha sağlam fonlarda olursunuz. En azından ana paranızı asla kaybetmezsiniz. Uğur Bey de şöyle bir soru sormuş Mert Beyciğim. Uzun vadede temettü emekliliği için tamamen fonlarda parayı değerlendirip 5-10 yıl sonra o fonlardan çıkıp temettü hisselerine dönmek mantıklı mı? Bence kesinlikle mantıklı. Hatta Temettü 25 diye bir fon var. Mesela onu da alabilirsiniz. Orada temettüye yatırım yapan, temettü getirisi olan şirketler var. O da alınabilir. Fonlar daima daha avantajlı. Yani fonların artışı bireysel yaptığınız yatırımlardan daha avantajlı oluyor. Temettü 25, Koç İştirak Fonları, İş Bankası İştirak Fonları, Bankacılık Fonları gibi veya başka fonlar da var, başka şirketlerin. Fonlardan bir sepet yaparsanız, AFT yaylı dahil olmak üzere, uzun vadeli en azından riskinizi minimize ediyorsunuz. Yani hatalı hisse seçme sorununuz kalmıyor ortadan. Yok öyle bir hatalı hisse alamazsın. Yani şunu diyemez biri: ben fon aldım, aldığım şirket battı, aldığım şirket işte kötü bir gruba satıldı, aldığım şirketin patronu gıcık etti, mal satıyor falan diyemezsiniz. Genelde bu iyi şirketlerin fonlarında böyle bir risk yok. Müslüm Bey 38 yaşındaymış. Kendi yaşına göre bir yatırım tavsiyesi istiyor. Zeytinlik mantıklı mı diye sormuş. Yatırımlardan biri. Benim o toprak yatırımı en çok kazandıran yatırımlardan biri. Benim için hani kripto gibi bir şey, hisse senedi gibi bir şey. Ama orada bir zeytinlik özeline takılmamak lazım. Zeytinlik olmuş, fındıklık olmuş, ona bakmayın. Orada konum önemli ve alış fiyatınız. Yani benim için değerli olan mallar imalat çeperinde olan mallardır. Yani bugün işte İnegöl'de olur, Eskişehir'de olur, Bursa'da olur, Sakarya'da olur, Kayseri'de olur, Antep'te olur. Oturduğunuz şehir olmasın zaten. Gidip oturmayacaksınız zaten. Böyle evlerin dibinde, fabrikaların dibinde, apartmanlara yakın 1-2 kilometre çapında, böyle etrafında, bir de piyasanın altında fiyatla alırsanız uzun vadede güzel kazanırsınız. Orada bir mantık var, upside mantığı. Upside nedir? Yani benim mantığım şudur: bir yerde, atıyorum Eskişehir'in merkezinde, imarlı yer 10 bin liraysa, İmara 2 kilometre bir yer 500 liraysa ben onu alırım kardeşim. Niye? Çünkü biri 500 lira, öbürü 10 bin lira. Şehirlerde genelde genişlediği için sizin o 500 liralık yer yarın gün genişlediğinde bugünün parasıyla 10 bin lira oluyor. Yani 20 kat upside var. Ben bir potansiyele bakarım. Böyle potansiyelli olan yerleri almak kullanım için değil ama oturum için, şey, yatırım için çok mantıklı. Habib Bey, biz hiç aile kadar yatırım yapmalıyız diye soruyor. Bence paranızın bütçe meselesi tabii. Herkesin bütçesine karışamam ama bütçeniz 20 bin lira ödemeyi kapsıyorsa 20 bin lira yatırın. Niye? 20 bin lira yaptığınızda üst limit 20 bin lira. Yani 25 yatırmanıza gerek yok ama 20 bin yatırınızda devlet 6 bin lira size hediye ediyor. Kimse kimseye bunu vermez. Bu iyi bir oran. Özellikle yani bireysel altın alan bir adam bile altın alacağını, bireysel emeklilikte altın alırsa, her ay 20 bin liralık altın değil 26 bin liralık altın alıyor. %30 altın verecek adam da dünyada yoktur. Bizim devlet veriyor bunu. Bir de 56 yaşına yakın birine yaptırırsanız bireysel emekliliği, böyle 45-50 yaşında, 10 yıl sonra hepsini alıyorsunuz o katkı payının. O zaman 56 yaşına gelirsiniz, Mert Bey o yatırdığım paralarla böyle 1 milyon 2 milyon param oldu dersiniz. Ya size bir tane 1+1 alırım, ya da güzel bir tane arsa alırım, dua edersiniz. Yani bireysel emekliliği ben paramızı yavrularken, büyütürken maya yapacak bir organ, bir varlık olarak düşünüyorum. Hedefimiz orada bütün paramızı tutmak olmasın ama o bize hayalimizdeki yerleri almamız nasip edecek. Şahane. Şöyle bir soru var. Şangay borsasında inanılmaz bir düşüş yaşandı demiş Gamze Hanım. Almak mantıklı mı? Şimdi şöyle, ya şöyle, şimdi Şangay olsun, işte diğer ülkeler olsun. Ben Avrupa'yı da çok takip ediyorum. Zamanında Yunanistan'da da çok aldım falan. Oradan da kazandım. Yunanistan krizinde çok güzel yerler almıştım, kazandım ben ama şeyler hisseler. Ama ben daima hani Şangay gibi böyle, yani çok böyle volatil olan yerleri değil, biraz daha Amerika'yı tercih ediyorum. Ama yine de hani alınmaz demiyorum. Alınabilir ama bir hani Amerika kadar hızlı koşmuyor. Dolayısıyla Amerika'daki düşüşleri takip etmek, Amerika'daki hisseleri almak daha iyi. Şangay'da çünkü hangi hisseyi alacaksınız, hangi varlığı alacaksınız, yanlış hisse alabilirseniz biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Gram altın mı yoksa arsaya mı yatırım daha mantıklı diye soruyor bir izleyicimiz de. Bunu soracak en yanlış kişisiniz. Bana sorarsanız ben toprak dışında hiçbir şey yapmam. Bakın ben bu saatlerde gece yollardan dönüyorum yani.
benim için toprak hastalıktır. Çünkü altın sadece paranızı korur. Yani bakın, dolar parayı eritir, altın da paranızı korur. Bugün bir kilo altınız varsa 10 yıl sonra bir kilo altınız olur. Ve o da size bugün işte bir şey aldırıyorsa yarın da ancak onu aldırır. Zengin etmez. Yani köşeye altın koydum, zengin oldum diyen birini görmedim ben. Ama param korudu diyor, çok şükür. Ama toprak başka bir şey. Doğru yerde, demin anlattığım gibi, böyle imara yakın hikayesi olan potansiyelli bir yere ucuz fiyata alırsanız, upside'ı varsa yarın gün işte bir yer alırsınız, 40 tane daire, 30 tane daire alırsınız. Tabii bu herkese nasip olmaz, o ayrı bir şey. Ama ben onu çok gördüğüm için çok fazla yaşayanları görüyorum. Dolayısıyla hani bana çok geliyor, adam hani yerini satmak istiyor. Nasıl aldın, kaça aldın diyorum. O kadar ucuza almış ki, zamanında işte rakı masasında aldık, kahve masasında aldık. Hatta geçen bir hocayla beraberdik. Ondan da hatta bunu çekmesini istedim, daha çekemedi. Hem de böyle bilinen bir hoca. Ondan sonra profesör zamanında bir köy kahvesinde 25 liraya bir yer geliyor. Yok o kadar param, 8 lira, 9 lira, neyse 10 liraya anlaşıyor. Şimdi 10 bin liraya aldığı yer bugünün parasıyla 6 tane daire veriyor. Yani toprak size böyle bir anda çok ciddi yavrular verebilir. O yüzden altın her zaman toprağa ulaşmak. Bireysel emeklilik ve altın benim için toprağa ulaşmak için gidilen bir yol. Fırsat gelince böyle, ama sıradan yerlerden bahsetmiyorum. Böyle çayır çimen, böyle boş yerlerden değil. Ama böyle gerçekten güzel, böyle imar çeperinde bir yer geldi mi altınları bozup alınabilir tabii. Yusuf Bey diyor ki 1 milyon TL param var ve her ay elimde 30 bin para kalıyor. Nasıl değerlendirebilirim? 28 yaşındayım. Valla ben onun yerinde olsam, 1 milyon lira gerçekten güzel bir para. 1 milyon liraya ben demin anlattığım şehirlerde böyle imar çeperinde, güzel ama imar çeperinde sıradan değil, böyle 3 dönüm, 4 dönüm, 2 dönüm, 5 dönüm, neyse bir yer alırım, atarım köşeye. Sonra yine biriktiririm o 30 bin liraları. Bireysel emeklilik veya hisse senedi fonları veya kriptoyla, böyle sepet halinde hem hisse alırım hem kripto alırım. Sonra o yine 1 milyon olur bugünün parasıyla. İşte ne kadar ediyor, işte 50 bin dolar. Sonra bir daha toprak alırım. Sonra tekrar sıfırdan başlarım. Ben hayatım boyunca hep bir yerden kazanıp başka yere koyup onu park etmeyi seviyorum. Yani hani biraz amiyane tabir olacak ama çok kazandığınızda da masadan kalkmak lazım. Yani bir yerde paranızı aldınız, arttırdınız, biraz daha böyle toprak kısmına geçip şey yapmak lazım. Dolayısıyla hani 1,5 milyonla 1,200'le çok risk seviyorsa evet, bu tip varlıklara girebilir. Ama onu biraz daha toprağa şey yapıp geri kalana tekrardan bu yatırımlara başlayabilir. Berkay Yılmaz diyor ki 18 yaşındayım. 50 bin TL'ye nasıl bir toprak yatırımı yapabilirim? 50 bin TL yapabilir ama 50 bin lirayı da ben yapma derim ona. Bak, ben de 50 bin liraya yer bulurum ona ama ben onu mutlu edemem. 50 bin lira geri toprak alacağına, çünkü o çok küçük bir rakam. Onun alacağı yerler böyle çok büyük potansiyelli yerler olamaz. İşte böyle biraz daha kriptoyu takip edip, işte Bitcoin'in biraz daha düşmesini takip edip veya işte başka hisse senetleri, yurt dışı yurt içi, böyle düzgün sepet yaparsa o 50 bin en azından bugünün parasıyla bir 20 bin dolara, yani işte bir 600 bin liralara gelirse o zaman güzel yer alır. Yoksa şu an 50 bin liraya yer almak sorun değil, bulurum ama onu mutlu edemem. Gram altın mı, fiziki altın mı diye sormuş Ender Bey de. Alım satım farkı açısından gram altın daha avantajlı olmakla beraber, yani özellikle bu fon şey var, bizim borsada bunun altın sertifikası var, çok mantıklı alım satımı en az orada. Ama uzun vadede parayı bozmamak için ben fiziki almayı tercih ederim. Çünkü fiziki alırsanız kolay kolay bozamazsınız, kolay kolay harcamazsınız. Fiziki benim tercihim. Ben fizikiciyim, o kadar söylüyorum. Ben sanal olan altın sevmiyorum. Zaten yeteri kadar her şeyim sanal. Hisse senedim sanal. Bitcoin'im sanal. Yani yarın bir savaş çıksa, kötü bir şey olsa elimde en azından bir şey olsun, bir yere gidecek yani. Altın da alamadıktan sonra neye yarar yani? O yüzden en azından altınımız sağlam bir yerde, bir sağlam böyle tutabilirim yani. BIST 6800 seviyesine gelir mi diye sormuş bir izleyicimiz. Yani bence çok zor. Bence çok zor. Gelse o geçen 7300 düşüşünde gelirdi. Şimdi seçim meçim de yaklaşıyor. Çok geleceğini zannetmiyorum ama tabii Türkiye'de ne eşya demek lazım. Yani normal şartlar altında her şey bir anda değişir. Şimdi seçim sonucu çok önemli arkadaşlar. Burada eğer bu seçim sonucunda muhalefetin olduğu partiler inanılmaz bir oy artışı yapıp da İmamoğlu böyle şeyi, Murat Kurum'u fark atarsa, Mansur Bey fark atarsa, diğer bölgelerde bir fark olursa, o zaman erken seçim başlar. O zaman borsada ciddi bir düşüş de olabilir. O başka bir senaryo olur ama ne olur, şu anki sonuçla aşağı yukarı aynı olursa, yani erken seçim konuşulmazsa, önümüzde 4 yıl böyle bir sakin dönem olacak diye düşünürsek, Mehmet Şimşek'e de izin verilirse, o zaman politikalarına karışılmazsa, borsamıza yabancı gelir, şu olur, böyle bir borsamız tekrar yukarı gider. Ama yine diyorum, hiç belli olmaz, burası Türkiye, bir bakarsınız yani %60 bir oy alır ve erken seçim konusu açılır, bu sefer 7000 de olur, 6900 de olur, her şey olur. Türkiye burası. 2024'te en çok
BTC mi kazandırır? O kadar akıyor ki soruyu kaçırdım arkadaşlar. Sakin. Sormaya çalışıyorum hepsini. Şöyle bir soru vardı. Onu bulmaya çalışırken genel bir soru sormuş olayım. Bir izleyicimizin sorusu. Şu an halihazırda bir sepet yapılmaya çalışıldığında en mantıklı alım fırsatı yaratan yatırım araçları ne diye sormuştu bir izleyicimiz. Ben de o sırada diğer soruyu bulayım. Valla bence en çok yatırım fırsatı şu anda en gitmeyen nedir? Odur. En gitmeyen ne şu anda? En gitmeyen ev gitmiyor. Ondan sonracığıma arsa gitmiyor. Ondan sonracığıma başka işte şey gitmiyor. Neydi onun ismi? Hisse senetleri gitmiyor. Bu üçü önümüzdeki bir yıl için çok avantajlı ama vatandaş tabii uzun vadeyi bilen bir yatırımcıysa. Yani bunu dedikten sonra 6 ay sonra 3 ay sonra ama Melisa Hanım siz dediniz aldım gitmiyor derseniz doğru değil tabii ki. Yani bu yatırım aracı için değil ama ben gitmiyor, ben ne güzel fırsat, ben buralarda toplarım diyenler için güzel fırsat. Yani ben şu anda gidip de yani 48 binden Bitcoin'in gitme ihtimali olmasına rağmen 48 binden Bitcoin alacağıma giderim, düşmüş hisse senetlerini toplarım. Şu an düşük olan ne varsa onları alıp 1-2 yıl sonrayı planlamak lazım. Dolayısıyla hisse senedi varlıklarını, iyi şirketlerin fonlarını bu ucuz ucuz toplayıp böyle bir yılıma bakmayacaksınız. Bir yıl sonra böyle geldiğinizde konuşmak üzere alacağınız para varsa en mantıklısı o. Mert Beyciğim, bu arada yolda olduğunuz için 30 dakikayı aştık. İzleyicilerimiz sürekli artıyor. Şu an 750'yi geçtik. Çok da soru geliyor. Lütfen siz beni yönlendirin, olur mu? Ben yola çıkmak zorundayım arkadaşlar deyip ben çünkü sormaya devam edeceğim bu akışta. Size bırakıyorum. Kontağı da açık tutuyorum. Her saniye benzin yazıyor. O yüzden para yazıyor. Mutsuz oluyorum. Dermişim. Şaka yapıyorum tabii. Bir kısmı doğru tabii. Her şakada gerçeklik payı var. Son bir 4 dakika birkaç soru daha alalım. Sonra ben yola çıkayım. Gece 3:30'da evde olacağım. Sonra yarın ofis günüm. Ofiste randevularım var. Sonra akşam bir eğitime katılacağım. Sonra başka bir eğitim. Böyle bir koşturmam var. O yüzden de bugün böyle müsaade 4 dakika sonra isteyeceğim. Evet, bugünlük müsaade olsun. Sonra zaten tekrar hem televizyon yayınlarımıza hem YouTube yayınlarımıza devam ederiz zaten. Oh, şimdi çok hızlı akıyorlar. 2024'te BTC mi, Nasdaq mı? BIST 100 mü daha çok kazandırır diye bir soru vardı. Az önce soramadığım soru oydu aslında. Biraz cevaplandırdınız ama yine üstünden geçebiliriz. Şöyle düşünüyorum ben. 2024'te Amerika faiz arttırdığı anda Bitcoin 3 koşacak. Altın 2 koşacak. Pardon, Nasdaq 2 koşacak. Altın 1,5 koşacak. Dolayısıyla en hızlı koşan Bitcoin olacak. İkinci Nasdaq olacak. Üçüncü de altın olacak. Dolayısıyla bunların üçü de çok hızlı koşacak. Bizim Türk borsamız sonra, onlardan sonra gelecek. Dolayısıyla ilk koşacak bunlar. Dolar olarak hangi fonlara yatırım yapmak mantıklı diye sormuş bir izleyicimiz de. Bu arada çok mutluyum. Yavaş yavaş Türkiye'nin gündemine doların enflasyonu olduğunu, doların parayı erittiğini anlatmaya başladım. Hatta geçen Özgür Demirtaş da sağ olsun biri sorunca dedi ki ya dolar bazı bakmayın Türkiye'de çünkü çok arttı neydi onun ismi? Asgari ücret 5'e katlamış. Ama sonra asgari ücretin 5'e katlandığına bakmayın. 100 dolarlık asgari ücret 500 dolar 600 dolar oldu ama enflasyonu var dedi. Evet doların bir enflasyonu oldu artık vatandaşın kafasına dank etmeye başlıyor yavaş yavaş. Dolayısıyla bizim dolar bazı artacak varlıklara girmemiz lazım. Burada da en mantıklılar ne oluyor? Dolar üzerinden olan fonlar var. Mesela Ziraat Bankası'nın yanılmıyorsam ZP06 diye bir fonu var. Bunun gibi başka fonlar da olabilir. Bunları araştırırsanız göreceksiniz ki veya dolar Eurobond fonları var. Bunlar yıllık %6 ile 8 arasında dolara faiz getiriyorlar veya kâr payı getiriyorlar veya sukuk fonları var işte Kuveyt Türk veya Albaraka gibi şirketlerin var. Dolayısıyla sizin şunu demeniz lazım. Dolara ben karşı değilim Mert Bey. Ben dolar alacağım ama Mert Bey'den duydum doları sıfır faizle tutmak enayilikmiş. Ben enayi olmuyorum. Bu parayı ben %6 bir şey getirmem lazım. Dolarınız 100 dolarınız seneye 106 oluyorsa sıkıntı yok. 107 oluyorsa sıkıntı yok. Çünkü %6 bir getiri almak zorundasınız. Dolayısıyla öyle kasada tutmak yanlış. Yani bir de kasanın şöyle bir riski de var. Bakın bu da tüm samimiyetimle gerçek bir hikaye. Geçen gün bir yerde kız istemeye gittim bir tanıdığımıza. O kız istemede biri geldi yanıma dedi. Mert Bey ya bizim dedi dolarlarımız var dedi. Kasaya koymuş bakın. Kasada dolar hatta bunda bak Reels yap unutma bak bu çok önemli bir şey çünkü o şimdi aklıma geldi. Kasada dedi dolarım dedi ıslanmış dedi nemlenmiş dedi ve dedi bir şekilde üzerine de bir damga falan varmış akmış çok kötü hale gelmiş ve bankadan aldığı kasadan aldığı dolar kuyumcuda veya şeyde piyasada serbest piyasada %10 altına bozuluyormuş. Çünkü şeyi bozulmuş. Doların kalitesi, kağıt kalitesi bozulmuş. Hatta almayanlar da var. Yani bana getirseler o doları almam mesela. Dolar gibi bile değil.
Şimdi buradan neyi çıkardım? Fiziki dolar tutarken de kasalara koyarken de lütfen dikkat edin. Hani kasalarda nem olabiliyor, başka sıkıntılar olabiliyor. Bankanın da sorumluluğu yok. Çünkü niye? Bankada diyecek ki kardeşim ben senin bunu buraya yatırdığını bilmiyorum ki, ispatı yok ki. Şimdi herkes gidip de 300 bin dolar yatırım derse banka batar. Oradaki paralar herhangi bir garanti altında değil eğer sigorta yaptırmadıysanız. Dolayısıyla kasaya dolar koyarken de dikkat edin. Altın koyarken sorun yok. Altına bir şey olmuyor ama dolar bir kağıt parçası. Bir nemli bir verse kasa bir anda mahvoluyor. Bunu da lütfen ve lütfen unutmayın. Şahane, bunu Reels yapacağız. 19 yaşında biri, bireysel emeklilikte nasıl bir yatırım stratejisi gütmeli sizce? Cenk sormuş. Ben olsam başka hiçbir şeyle uğraşmam. Sürekli hisse senedi ağırlıklı fonları alırım. 25 yıl sonra dua eder, şaşırır, aklını kaçırır. Böyle ne param olmuş der. Biz bunu çok yaşadık çünkü. İnanılmaz artıyor arkadaşlar hisse senedi fonları ama düzenli alacaksınız. Böyle bir ay aldım bir ay bıraktım demeyeceksiniz. Çünkü böyle artmayacak. Siz aldığınızda gitmeyecek. Ya Mert Bey ya diyeceksiniz. Bir yıl böyle bana diyeceksiniz ki Mert Bey sen hiçbir şey bilmiyormuşsun ya. Boş konuşmuşsun diyeceksin. Sonra bir ay sonra bir bakacaksınız. Bir anda böyle uçtuğunda çünkü endeks binken öyle diyordu. Bana bir sürü arkadaşım böyle ben bin endeksten aldırdım gitmiyor Mert Bey. Gitmiyor Mert Bey bilmiyorsun bu işi. Sonra bir anda 8 bin oluyor 8'e katlıyor. Bu da inanılmaz bir getiri oluyor ve o dönem boyunca toplu aldığınızda her ay küçük paralarla aldığınızda lotunuz çok oluyor. Bir anda fırladığında çok büyük para yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu yaşlarda alan dua eder. Mert Beyciğim, yavaş yavaş o zaman sonlandırıyorum sizi daha da zora sokmadan. Sizleri seviyorum. İnşallah daha çok yaparız. Daha çok faydamız olur. Benim için önemli şey sizlere bir fayda sağlayabilmek. Eğer bir fayda alıyorsanız bir dua edin bize. Başka bir şey istemiyorum. Kazasız belasız geleyim. Başka bir şey istemiyorum. Hepinize çok Evet. saygılar, sevgiler. Lütfen dikkat edin yollarda. Bu kadar yorgunluk çok dikkat gerektiriyor. Aman bizi üzmeyin. Çok teşekkür ediyoruz bu şartlarda katıldığınız için. İzleyicilerimize de iyi oldu hakikaten. Özlemişler yayını. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorularınızı olabildiğince sormaya çalıştım. Umarım çok kaçırmamışımdır. Affınıza sığınıyorum. Çok hızlı aktı. Sorabildiklerimi sormaya çalıştım. Çok teşekkürler. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız benim yayınlarımı devam ettirmem için de önemli. Zaten Mert Bey ile yayında olmaya devam ederiz diye umut ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar olsun. Hoşça kalın.